Bir zamanlar, yeşil ağaçların altın sarısı ve kırmızıya döndüğü bir sonbahar mevsiminde, huzurlu bir köy vardı. Bu köyde, doğanın renkleri ve meyveleriyle ünlü bir park bulunuyordu. Park, köyün en değerli yeri olarak biliniyordu çünkü her sonbahar, parkta özel bir etkinlik yapılırdı. Sonbahar Bilgelik Festivali Festivalde, köyün en akıllı ve bilge kişisi olan bilgelik düşesi, çocuklara çeşitli bilgiler ve dersler verirdi. Bu yılki festivalde Bilgelik Düşesi, köydeki çocuklara doğanın döngüsü ve meyvelerin nasıl büyüdüğü hakkında bilgiler verecekti. Köyde zeki ve meraklı bir kız olan Elif, bu festivali dört gözle bekliyordu. Sonbahar rüzgarı parkın ağaçlarının yapraklarını savururken Elif ve arkadaşları Bilgelik Düşesi'nin etrafında toplandı. Bilgelik Düşesi, çocuklara sonbaharın önemini ve doğanın döngüsünü anlatmaya başladı. Sonbahar, doğanın kendine hazırladığı ve yenilediği bir mevsimdir, dedi bilgelik düşesi. Bu mevsimde ağaçların yaprakları renk değiştirir, meyveler olgunlaşır ve toprak dinlenir. Şimdi, bu bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrenmek için bazı bilmeceler çözeceğiz. İlk bilmece şöyleydi. Bilmece 1. Sonbaharda düşer ama yerin dibine gitmez. Üzerinde birçok renk vardır ve toprağı kaplar. Bu nedir? Elif düşündü ve cevabı buldu. Bu bir yaprak, dedi. Bilgelik düşesi gülümsedi ve çocuklara yaprakların doğanın nasıl dinlendiğini gösterdiğini açıkladı. Sonraki bilmece meyvelerle ilgiliydi. Bilmece, iki kışın meyve veren ağaçlarda sonbaharda olgunlaşır. İçinde tatlı bir sürpriz vardır. Bu nedir? Elif hemen cevabı buldu. Bu bir elma, dedi. Bilgelik düşesi çocuklara meyvelerin nasıl olgunlaştığını ve toprağa nasıl katkı sağladığını anlattı. Son bilmece doğanın döngüsüyle ilgiliydi. Bilmece 3: Yazın yeşildir, sonbaharda rengi değişir ve kışın yere düşer. Bu nedir? Elif bu bilmecenin cevabını da buldu. Bu bir ağaç yaprağı dedi. Bilgelik düşesi ağaçların yapraklarının sonbaharda dökülmesinin toprağı zenginleştirdiğini ve kışın toprağın dinlenmesini sağladığını açıkladı. Bilgelik düşesi Elif ve arkadaşlarını tebrik etti ve onlara küçük hediyeler verdi. Doğanın döngüsünü simgeleyen renkli taşlar ve tohumlar. Bu hediyeler doğayı ve meyveleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Doğanın döngüsünü anlamak onunla uyum içinde yaşamanın anahtarıdır, dedi. Festival sona erdiğinde Elif ve arkadaşları öğrendikleri bilgileri ve hediyeleri köydeki diğer insanlarla paylaştılar. Köy halkı doğanın döngüsünü ve sonbaharın önemini daha iyi anlamaya başladı. Elif bilgelik düşesinden öğrendiklerini yaşamına uygulamaya başladı. Sonbaharın güzelliklerini ve bilgilerini her yıl kutlamak için bir gelenek oluşturdu. Böylece Anlar köyünde her sonbahar Bilgelik düşesinin bilgeliğiyle doğanın döngüsü ve meyveler hakkında yeni şeyler öğrenilirdi. Ve böylece köydeki herkes doğanın döngüsünü ve sonbaharın güzelliklerini kutlayarak bilgiyi ve doğayı daha iyi anlama fırsatı buldular. Elif ve arkadaşları doğanın değerini ve bilgeliğin önemini her geçen gün daha iyi kavradılar. Umarım bu sonbahar temalı masal beğenirsiniz.